Merhaba sevgili çocuklar. Merhaba. Bugün sizlerle karışık verilen kelimelerle cümle oluşturmayı öğreneceğiz ama önce cümle neydi onu hatırlayalım. Bir işi, bir durumu tam olarak anlatmaya ne diyoruz? Cümle diyoruz. Öykü bir gerideki sayfaya gelir misin? Arkadaşlarına cümle örneği gösterelim. Mesela yukarıda bir cümle görüyorum. Utku tek tek tut. Bir işi, bir oluşu, bir olayı tam olarak anlatmış. O yüzden bu bir cümledir ama şöyle söyleseydim Utku tek tek. E Utku ne olacak Utku tek tek ne yapacaksın? Balık mı tutacaksın? Yoksa Utku tek tek kalem mi açacaksın? Ne yapacağı belli değil. Bakın bu tamamlanmamış oluyor. O zaman cümle olmuyor. Cümle olması için olayın, durumun, işin tamamlanması gerekiyor. Hemen bir alttaki cümleyi okuyabilir misin öykü bize? Evet. Tuana toka tak. Mesela bu bir cümledir. Tuana'nın ne yapması gerektiğini şu an Tuana tam olarak biliyor. Ama eğer Tuana toka deseydi cümle olur muydu? Hayır. Neden? Çünkü al mı diyecek. Alma mı diyecek? Tak mı diyecek? Takma mı diyecek? Yoksa Tuana toka Fırlat mı diyecek? Yoksa, Yoksa satma mı diyecek? Sat mı diyecek? Ne diyeceği belli değil işte. Tamamlanmadığı zaman cümle olmuyor. Tamamlanıp da tuana tokat tak deyince ise cümle oluyor. Çocukların burada dikkat edeceğimiz şey cümlenin ilk sesi her zaman nasıl başlar? Büyük. Cümlenin sonuna her zaman... Soru soruyorsa soru işareti, soru sormuyorsa normal bir cümle ise nokta. Evet biraz daha ilerleyen zamanlarda başka noktalama işaretleri de öğreteceğim size ama şimdilik nokta ve soru işaretini biliyoruz. O halde hadi gel arkaya dönelim. Arkada karışık olarak verilen kelimeleri bu sefer de karışık vermiş. Bunları normal cümleye çevirmem lazım. Bir önceki sayfaya yine bakalım. Bakın çocuklar yapılan iş her zaman en sonda. Tuana toka, tuana toka ne yapacakmış, takacakmış. İş en sonda hemen şuraya bakalım. Tekin etli ekmek tat diyor. Etli ekmeği ne yapacakmış burada da? Tadacakmış. Burada da yapacağı iş en sonda. Bir alttaki cümleyi okuyabilir misin Öykü? Man o Aa tutmayacakmış. Yine yapacağı iş en sonda. Bir de işi kim yapıyorsa o da nerede? Cümlenin en başında bakıyorum. Ataman o mumu tutma. Kim mumu tutmayacakmış? Ataman. İşte işi yapan kişiyi de en başa koyacağım. Şurada ne diyordu? Tekin. Tekin. Evet. Tekin etli ekmek tat. Tatma işini kim yapacakmış? Etek. Tekin yapacakmış onu da cümlenin en başına koyuyorum Yukarıdaki cümleyi okur musun Tuana'yı? Tuana toka tak Kim takacakmış tokayı? Tuana. Evet tuana takacakmış. O zaman biz diyoruz ki bir cümleyi yani karışık karışık verilen kelimeleri kurallı ve anlamlı cümle yapabilmek için işli işi en sona koyacağım cümlenin. İşi de kim yapıyor sonunda nereye koyacağım? En başa koyacağım. Zaten gerisini oluşturmak kolay. Hadi bakalım. Hemen en üstteki kelimeleri önce bir okuyalım. Evet. Evet. Et, tat, anne. Bu karışık verilen kelimelerden iş yapan kelimeyi ne yapıyorum? En sona koyacağım. İşi kim yapıyorsa onu da en başa koyacağım. Anne. Evet. Anne, et, tat. Aferin sana. Hemen bunu kurallı cümleye çevirdin. Yazabilir misin? Yok. Tripotumuz da yok bugün. Ha. Elde çekim yapmak da çok zormuş. Ay. Evet. Ay başlığını büyük yapmayı Evet. Cümlenin ilk sesi her zaman büyük yazılır. Eğer yazmazsanız hata yapmış olursunuz. Silgiler döküyor. Anam dur videoyu durdurayım da silgi bulalım. Evet. Silgi bulunduğuna göre cümlemizi yazalım. Bu sefer de kalem kaybettin galiba. Evet. Evet. Cümlenin ilk sesini her zaman büyük yazıyoruz. Aa. Evet. Tat mı? <laughs> Kelimelerin arasına da uygun boşluk bırakmayı unutma bir parmak olsun kesin. Her kelimenin arasına bir parmak boşluk bırak. Evet. Anne. Hmm. A'nın yönünü hala ters yapıyorsun ama Öykü. Dikkat etmelisin. Next. Cümlenin sonuna da Next. noktayı koydum. Karışık verilen kelimelerden nasıl cümle yapacağımızı umarım anlamışsınızdır çocuklarım ama alttakini de bir deneyelim mi? Hadi bir alttakini de oku Öykü. Tat. Lim. Met. mi? Evet. Limon. Ata. Bir kere de oku. Tat. Nimet limonata. Evet. Sence bunun ilk sesi neden büyük yazılmış nimetin? Çünkü abi insan. Aferin sana. Şimdi hadi bakalım bunu kurallı cümleye çevirelim. Kurallı cümlede dikkat edeceğim şey yapılan işi en sona koyacağım. Kim yapıyorsa o işi onu da e, en başa nimet. koyacağım. Evet. Nimet limonata tat. Harikasın. Hadi bakalım yazalım. Evet. Bu arada kendi kendine dikte yapmaya da bakın çocuklar lütfen. Olmadı. Uygun boşluk koymadın. Kelimelerin arasında uygun boşluk koymalısın. Yoksa yanlışlık olur. Okurken de karıştırırsın. Aferin sana. Hadi. Nokta. Aferin cümleye büyük başladın sonuna nokta koydun. Şunları da kurallı cümleye çevirelim ama yazmayalım vakit kaybetmeyelim. Tamam. Okur musun? Soka al ile etek. Bir kere de oku. Soka al ile etek. Evet. Soka al ile etek. Bunu şimdi kurallı cümleye çevirir misin? Hani bunu yazmayacaktık? Yazmayacağız. Söyle sadece. Toka ile etek al. Aferin. Burada işi yapan kim ortada yok. Ama iş belli. Alacakmış. Ne alacak? Toka ile etek al. Aferin sana. Alta geçer misin? Tek. Nal al tek. Evet. Tek. Nal al tek. Şimdi bunu kurallı cümleye çevir lütfen tek tek nal al. Aferin iş yapan aldı. O yüzden onu en sona koydum. Burada da işi yapanın kim olduğu belli değil. Buraya o yüzden mi? onu koymadık. Evet. Buraya. Tek tek evet. nal al oldu. Egemen video çekiyor sessiz ol. Evet şunu yap okumur musun öykü? Etiket. Bir kere doku. Etiket. Tak. olma. atsa. Ta. Evet, bir kere doku. Etiket tak... Tat mı? Etiket tak ona ata. Evet. Cümleyi lütfen kurallı hale getir. Etiket tak <laughs> ona ata ne ya? Evet. Hadi hadi. İşi yapan kim? Ata. O zaman o en başa gelecek. Ata. ata. Peki iş ne? Etiket. Oldu mu? Biraz daha değiştir. Atsa. Ona etiket tak. Aferin sana. Ata ona etiket tak. Cümleye büyük harfle başlıyoruz. Cümlenin sonunda da henüz soru işareti ve noktayı öğrendik. Normal bir cümle ise nokta koyuyoruz ama eğer soru soruyorsa ne koyuyoruz Çünkü Soru işareti. işareti. Bu da olmadı. Görüşürüz. Görüşürüz.